Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu gördüğünüz muhteşem güzellikteki elbise modelini çalışacağız arkadaşlar. Daha önce takipçilerim bilirler, bluz modelini çalışmıştık ve eğer yoğun bir talep gelirse bu bluzu elbiseye çevirebileceğimi sizlerle paylaşmıştım. Ve o talepler gerçekten çok geldi. O yüzden hemen bluzu alıp elbiseye çevirdim. Elbiseye çevirmemiz gerçekten çok kolay. Sadece trabzanlardan oluşuyor. Sadece ilk başladığımızdaki sayılar çok önemli. Hemen yine size kullandığım iplerden bahsedeceğim. Bluzdan kalan iplerle devam ettim arkadaşlar. Toplamda şöyle gördüğünüz gibi 5 renk kullandım. Şöyle krem rengim bittiği için onu gösteremiyorum. Kullandığım ipler Nako'nun kalliko ipleri, ama sizler koton iplerle yapabilirsiniz, değişik farklı iplerle yapabilirsiniz, tamamen size kalmış. Ne kadar ip gidiyor derseniz arkadaşlar, krem ipten 2 tane kullandım, diğer iplerden de birer tane vardı ve gördüğünüz gibi birer ipten şöyle şu kadar kaldı. Yani toplamda 6 tane yumak gidiyor diyebilirim. Ama görenler gerçekten, videoyu çekmeden önce böyle birkaç kişiye gösterdim. Bayıldılar arkadaşlar. Tabii ki ben de bayıldım. Çok hoşuma gitti. Şöyle göstermek istiyorum. Nako kaliko ile yaptığınızda elbise birazcık ağır oluyor. Onu söylemek istiyorum. Daha hafif olsun istiyorsanız normal koton iplerle, yani Cotton Gold, Alize'nin Cotton Gold ipini kullanabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ kullandım ama ben ayrı ayrı ördüğüm için motifleri farklı bir tığ ile ördüm, kolları farklı bir numarayla ördüm. Ama sizler tek numarayla hepsini rahatlıkla örebilirsiniz. Kaç yaşa uygun derseniz 4 yaşla 6 yaş arasına uygun olabilir diye düşünüyorum. Hemen ölçüleri de vermek istiyorum. Şöyle belini biraz sıktım. Şöyle tam açalım belini. Hemen belini ölçüyorum. 32 santim. Hemen şöyle omuzdan etek ucuna kadar baktığımda şöyle 52 santim arkadaşlar. Etek boyu tamamen size bağlı. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kollar aynı şekilde. Ben biraz şöyle kapri kol yaptım. Bunu daha da uzatabilirsiniz. Bluz yapımının videosunu hemen bu videonun altına link olarak atacağım arkadaşlar. Tekrar onu baştan göstermek istemiyorum. Bluzu yaptınız, bitirdiniz. Hemen bu videoya geliyorsunuz. Bluzu yaptığımız yerden hemen etek bölümüne birazdan geçiyoruz. Eğer unuttuğum bir şeyler varsa anlatımla ilgili hemen yine açıklamalar bölümüne yazarım. Ya da sizler soru sorabilirsiniz mesaj bölümünde. Evet arkadaşlar, hemen bu güzelliğin yapımına geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar, bu modeli bu şekilde sizlerle daha önce çalışmıştık. Sizler de biliyorsunuz. Hemen alt kısmını, eteğini öreceğiz. Ve yaka kısmını da 1-2 sıra ya lastik ya da sık iğne yapmayı düşünüyorum. Modeli yaptıkça biliyorsunuz ki ilerleyebiliyoruz. Çünkü doğaçlama yapıyoruz tamamen. Evet, iplerimi önceki videoda bahsetmiştim zaten. Kullandığım ipler Nako Kaliko ipleri. Hemen etek bölümünü de 4 milimlik tığ ile öreceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şöyle bakın, hiç kuşağını dahi çıkarmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Şöyle nereden başlamak isterseniz oradan başlayabilirsiniz. Evet. Hemen ipime bir düğüm atarak başlayacağım ve tabii ki kameramı da yakınlaştıracağım. Evet. Bakın, herhangi bir şöyle köşeden başlayalım. Hemen şöyle boşluğa batıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Şöyle arkada da ipimi yürüteceğim. Hemen buraya 2 tane ikili trabzan yaptım, çektiğim zincirli. Bir zincir çekiyorum. Tığın başında oluyorum. Aynı yere batıyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Yani
bir boşluğa 2 tane 2'li trabzan, bir zincir 2 tane 2'li trabzan yapmış olduk. Şimdi şöyle hiçbir zincir çekmiyorum araya, tığın başını doluyorum. Her bir boşluğa aynı işlemi yapacağım. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bakın 3 sıra örmüştük burada. İlk videoda izlediyseniz 3 sıra, hiçbir şey bozmadım arkadaşlar veya eklemedim. Direkt ördüğümüzün üzerine devam ediyorum. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı boşluğun içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde tüm boşluklara 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde devam edeceğim. Etek bölümümüz inanılmaz kolay olacak. Şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz kolay olacak. Bu şekilde ben sıra sonuna kadar devam edeceğim. Çok da videoyu uzatmaya gerek yok. 2 tane ikili trabzan, bir zincir, 2 tane ikili trabzan şeklinde ilerliyorum. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son ikili trabzanımı yapıyorum. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına şu şekilde batırıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bakın burada bir zincirlik bölüm var. Hemen oraya geçiyorum. Kaydırmamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şöyle ilmeğimi uzattım. Ve hemen pilemi gösteriyorum. Bakın pilemiz zaten oldu. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde artık etek bölümümüzü uzatacağız. Hiç farklı bir işlem yapmayacağız. Şimdi göstereceğim şekilde devam edeceğiz. Şöyle ipimi çözülmeden bir ayırayım. Evet. Şimdi burada artık etek bitene kadar, bakın bir zincirlik bölüme şöyle bir zincir daha çekeyim. 3 zincirimi çektim. Hemen bir zincirlik bölüme çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle 2 oldu. 3. Arada hiç zincir yok. Tığın başını doladım. Boşluklara batmıyorum. Artık bakın şuradaki köşelerin içine. Bu şekilde 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Sadece söylemem gereken tek şey, şu boşluklara batmıyoruz. Tığın başını doladım. 1, 2, 3. Aynı bir zincirlik bölümü. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Ve devam ediyorum. Bu şekilde tekrar sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıyorum. Kaydırmayla kapattım. Hemen şöyle bir zincirlik bölüme gelmek için şöyle trabzanların tepelerine batarak kaydırma yapıyorum. Bir zincirlik bölüme geldim. Kaydırma yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve bu bir zincirlik bölümün içine çektiğim zincirle beraber 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Dediğim gibi arkadaşlar, etek boyu ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Eteğiniz bitene kadar aynı işlemi yapıyorsunuz. Bakın şu aralara çalışmıyorum. Buradaki bir zincirlik bölümlere çalışıyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir ve aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Ben bluzumu 3.50 milimlik tığ ile çalışmıştım. Kollarını 4.50 milimlik tığ ile çalışmıştım. Şimdi de eteğini 4 milimlik ile çalışıyorum.
Maalesef elimdeki 4,50 milimlik tığ bulamadığım için bunu yapıyorum. Yoksa kollar ve etek bölümü 4,50 milimlik tığ ile örerseniz hem daha hafif olur, hem daha gösterişli olur. Ama ben buralara biraz sıkı olsun diye 3,50 milimlikle örmüştüm. Sizler tüm elbiseyi veya bluz yapacaksanız da tek numarayla da yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben sadece kendi kullandığım tığları da belirtmek istedim. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğim. Kollarda yaptığım renk kombinasyonlarını eteklerde de deneyeceğim. Renk değişimlerini zaten diğer videoda gösterdim diye düşünüyorum. Hemen o göz atamadım o videoya ama göstermişimdir diye düşünüyorum. Ama yine de burada bir göstermek istiyorum. Bakın, etek uzayana kadar aynı şekilde çalıştık. Her bir zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan, bir zincir 3 tane ikili trabzan. Renk değiştirmek istedik. Hemen onu da göstermek istiyorum. Bakın, renk değiştirdiğimizde hemen bir önceki ipi kırıyorum. Ben geçişli renk değiştirmelerini sevmiyorum. Hemen şöyle ipimi sıkıca bir düğüm atıp hemen tek zincirlik bölüme sık iğne ile sabitliyorum. Arkadan da ipi yürütüyorum. Şöyle 3 zincir çektim ve buradan bu şekilde devam ediyorum. Renk geçişimi de yapmış oluyorum. Çok videoyu uzatmak istemediğim için her sırayı göstermek istemiyorum. Zaten her sıra aynı şekilde ilerliyor. Yani 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Renk geçişimi de bu şekilde yapıyorum. Şöyle kollarını gösteriyorum. Bakın, renk geçişini bu şekilde yapmıştım. Etekte de aynı mı yaparım hiç bilmiyorum. Şöyle biliyorsunuz ki doğaçlama yaptığımız için ben böyle gidişat nasıl gidiyorsa o şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Renk geçişimi de bu şekilde yapacağım ve istediğim boya gelene kadar öreceğim arkadaşlar. Hemen plesini de şöyle göstermek istiyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Çok güzel olacak. Evet. Şöyle plesini de yapmış olduk. Şimdi ben bunu istediğim uzunluğa gelene kadar örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıramın sonuna geldim. Bence yeterince ördüm. Eğer çocuğunuz yanınızdaysa hemen giydirip etek boyunu kontrol edebilirsiniz ve istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Bitişi yine kaydırmayla yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Siz şöyle daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Ben birazdan daha ayrıntılı saklayacağım. Şöyle arkadan şunu şu şekilde şuralarda gezdirebilirsiniz. Ben hemen eteğin boyutunu vermek istiyorum. Bakın kaç sıra örmüşüm. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 sıra ördüm. Hemen şöyle bir ölçüsünü vermek istiyorum. 30 santim arkadaşlar, şöyle şuradan ölçersem tam 30 santim geliyor. Sizler etek boyunu tamamen kendinize göre ayarlayabilirsiniz istediğiniz boyda. Hemen şöyle yaka kısmına gelmek istiyorum ama çok güzel bir şey oldu bu. Yani giydirmeye kıyamayacaksınız diyorum. Hemen şuradan şöyle istediğiniz herhangi bir renkle başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ipime bir düğüm attım. Hemen şöyle şuradan başlayalım. Şöyle hemen omuz üstünden başlıyorum. Bakın şurada bir boşluğum var. Hemen boşluğa girdim. Sık iğne ile kapattım. Şöyle arkadan ilmeklerimi de yürütüyorum. Bakın tek tek ilmeklerime batacağım. Daha doğrusu trabzan tepelerine batıp sık iğne yapacağım. Komple yakayı sık iğne ile geçmek istiyorum. Burada lastik yapmak istemiyorum. Bir yakada lastik çok hoş görünmez diye düşünüyorum. O yüzden normal bir sık iğne sırası yapacağım. Ya bir ya iki, bilmiyorum. Gözüm nasıl, ne kadar güzel, hangi sırada daha güzel görürse o sırada bırakacağım. Biliyorsunuz hep bu modelleri doğaçlama yapıyoruz. O yüzden baştan bir şey söylemek istemiyorum. Ördükçe beraber zaten ilerliyoruz veya duruyoruz.
bu şekilde, bakın sıra sonuma geliyorum. Bakın şu dönemeç yerini de göstermek istiyorum size. Bakın bu uçtan battım. Bir tane sık iğne yaptım. Bakın burada bir birleştirme noktası var. Hemen oraya da batıyorum. Bir sık iğne. Bakın burada birleştirme iplerimiz var. Tam aralarına batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Burada da şuraya batarsam şu beyazlığı kaybetmek istemiyorum birleştirme noktasını. O yüzden şuraya batıyorum. Bakın şu beyazlığı da kaybetmemiş oluyorum. Daha sonra diğer tarafa geçerek yine tüm trabzanların tepelerine, şurası bağlama noktasıymış, burayı atlamayalım. Şu boşlukmuş, pardon. Evet. Böyle devam ediyorum. Bakın şöyle bakalım hemen. Bakın şurada bir potlanma olmaması gerekiyor. Bu şekilde tüm sırayı çerçeveleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve minik bir değişiklik yaptım. Hemen onu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bitiş noktaları elbisemin koyu renk yeşille yaptığım için çok içime sinmedi diğer renk. Hemen bu renkle değiştirdim. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve bu sırayı da sık iğnelerle devam ediyorum. Her bir sık iğne tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar. Evet arkadaşlar, ben yine sıramın sonuna geldim. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına battım. Kaydırma ile kapattım. Bir zincir çekiyorum ve tekrar dibine batarak bir sık iğne yapıyorum. Şimdi iki sıra sık iğne çalıştıktan sonra şöyle minik minik yaka kısmına pıtırcık yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler yaka genişliğini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Sadece iki sıradan sonra değil, 4-5 sıra yaptıktan sonra da pıtırcık yapabilirsiniz. O yakanın açıklık kısmına göre ayarlayabilirsiniz. Yani çocuğun üzerine giydirin. Yaka kısmını ne kadar kapatmak istiyorsanız sık iğnelerinizi o kadar sırada yapabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi pıtırcıkları yapmak için ilk sık iğnemi yaptım. 2 3 ve 4. 4 tane aralık benim için yeterli. Şöyle net görünsün istiyorum. Evet. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen altındaki şu 2 ilmeğe batıyorum. Kaydırma ile kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 ve 4. 3 zincir. Hemen dibindeki 2 ilmeğe batıp kaydırma yapıyorum ve gördüğünüz gibi şöyle minik minik pıtırcıklar yapmış olacağız. Dediğim gibi bunu yapmayabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben çok hoş duracağını düşündüğüm için yapmak istedim. Bence de güzel olacak. 4 tane sık iğne, daha sonra pıtırcık, tüm yakayı bu şekilde devam edeceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Bu şekilde tüm yakayı çerçeveleyip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. İlk yaptığım sık iğne tepesine battım. Kaydırma ile kapattım. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Evet, hemen şöyle yakayı göstermek istiyorum. Muhteşem bir şey oldu. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Gerçekten çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle göstermek istiyorum. Şöyle, evet, çok güzel oldu. Hemen ipimi şöyle saklıyorum. Sizler daha ayrıntılı bir şekilde saklarsınız. Şimdilik ben böyle üstün kör saklayacağım. Daha sonra iyice saklayacağım ben bunu. Şimdi videoyu çok uzatmak istemiyorum. Hemen şöyle gözden kaybedelim. Şöyle biraz uzaklaştırıyorum kamerayı. Evet. Elbisemiz bu şekilde
Muhteşem oldu. Evet arkadaşlar, hemen etek uçlarını da şöyle anlatmak istiyorum. İster bu şekilde bırakabilirsiniz, İsterseniz de bakın tam şu ortalara pıtırcık yapabilirsiniz. Yani son sırayı örmezsiniz, son sırada şu trabzanları yaparken şu ortalara da pıtırcık ekleyerek devam edebilirsiniz. Şu anda benim ipim, yani koyu renkteki ipim kalmadığı için şu anda gösteremiyorum, ama ip aldığımda daha sonra uçlarına şöyle pıtırcık yapabiliriz. Yani 3 tane 2'li trabzan, 1 pıtırcık, 3 tane 2'li trabzan şeklinde devam edersek etek uçları da yakaya, gördüğünüz gibi yakaya çok uygun olur diye düşündüm. Evet arkadaşlar, bugünlük bir videonun sonuna geldik. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.